Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Tekrar bir altın gümüş videosu daha yapacağız. Sizler için kritik seviyeleri hep birlikte burada bulmaya ve paylaşmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, altın ve gümüş freni patlamış kamyon misali. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü yükselişlerini devam ettirmekte. Zamanında da 3.22'lerden gümüş gram alım tavsiyelerimiz vardı. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tabi. Burada bir haftanın ürünü gümüş olduğunu sizlere belirtmiştik. Allah'a şükür bunda da yanılmadık arkadaşlar. Gümüş gram var gücüyle Allah ne verdiyse yukarı doğru tırmanmakta. Şimdi gümüş onsla analizimize başlayalım. Bu videomuzda gram altın, gümüş ons, gümüş gram ve altın ons analizimizi yapacağız. Covid-19'un günden güne etkilerini arttırması ve piyasalarda bunun ekonomiye olan baskıların da iyice artması neticesinde arkadaşlar altın ve gümüşteki hareketler iyice hız kazandı ve yukarı yönlü patlamalar şeklinde devam etmekte. Şimdi gümüş ons tarafında grafiksel olarak baktığımız zaman arkadaşlar 18.75 direncinin günlükte yukarı doğru kırılmasıyla birlikte yukarıya yönlü 19.38 seviyesinde bulunan dirence doğru ataklar gümüş onsta gelmeye başladı. Gümüş onsta bizler için bakın şuradaki 19.38 direnç bölgesi önemli arkadaşlar. İlk direnç bölgemiz 19.38'de bulunan önemli direnç bölgesi. 19.38'deki direnç bölgesini gümüş onsun yukarıya yönlü kırması halinde arkadaşlar gümüş onsta 19.67 seviyesindeki İkinci bir hedef bölgesi olan bölgeye doğru gümüş onsta ataklar devam etmesi beklenebilir. Gümüş onsta en önemli destek ve direnç bölgelerimiz biri 19.05'te bulunan destek bölgemiz. Evet, bu 19.05 artık bizim için önemli bir destek konumu haline gelmiş durumda. Bu 19.05 üzerinde gümüş ons kaldığı müddetçe 19.38 ve 19.67 ana hedef bölgesine doğru hareketlerini devam ettirmesi beklenebilir arkadaşlar. 19.05 bölgesi ve onun haricinde bir önemli destek bölgesi de gene ikinci önemli destek bölgemizde 18.73 seviyesinde bulunan önemli bir destek bölgemiz daha mevcut. 19.05 altında günlük kapanışlar görmediğimiz müddetçe arkadaşlar gümüş onsta 19.38 ve kırılımıyla birlikte ana hedef 19.67 seviyesi hedeflenebilir. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gram grafiğimiz olmadığı için biliyorsunuz gümüş ons grafiği üzerinden değerlendirme yapacağız. Evet, haşarı çocuk diyoruz biliyorsunuz. Ben bu gümüş grama gümüşe haşarı çocuk diyorum. Metallerin haşarı çocuğu. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Gene hareketlerine bu şekilde devam etmekte. Hemen önemli iki desteğimizi belirleyelim. Bizler için önemli olan biri 4.13'tü arkadaşlar. Geri çekilmelerde 4.13 desteğimiz. Ve onun akabinde de 4.06 destek bölgeleri. Yükselişin devamı için arkadaşlar gerekli olan iki destek noktamız. Bu desteklerin üzerinde durdukça yukarıda yükseliş devamını gümüş gramda bekleyebiliriz. Önemli bir direnç seviyemiz 4.27. Burası görüldü arkadaşlar. Bunun üstünde 4.36 ve 4.58. Evet, şuradaki 4.58 seviyesindeki ana hedef bölgesi gümüş gramda da beklenebilir arkadaşlar. Gümüş gram 4.13 bizler için önemli bir destek dedik arkadaşlar. 4.13 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece yukarıda 4.58 ana hedef bölgesine doğru ilerlemesine devam edecek gibi gözükmekte. Stop bölgemiz 4.06 bölgesinde bulunan destek bölgesi olarak da düşünülebilir arkadaşlar.
4.06 üzerinde durdukça 4.58 hedefli. Gümüş gramda da hala hedefimiz devam etmekte. Hemen ons altına da bakalım. Ons altında neler olabilir? Hangi seviyeler bizler için önemli? Onun da hemen bir bakalım. Ons altına baktığımız zaman ons altında yukarıda çalışacak olan bir hedef gene 1824 gözükmekte arkadaşlar. Şurada bir 1824 direnç bölgemiz. Onun üzerinde de gene en yakın olarak 1843'te bulunan iki direncimiz mevcut. Bu iki direnç takibimizde olacak arkadaşlar. Özellikle 1824 direnci. 1824 direnci de yukarıya yönlü kırılması durumunda 1843-1848 seviyesindeki dirence doğru altın onsta hareketler hızlanabilir. Altın onsta artık 1793 seviyesi önemli destek halinde arkadaşlar bizler için. Ve onun altında 1700 ana destek noktamız olan 1774 gene önemli bir destek şeklinde değerlendirilebilir. Altın onsu nasıl okumamız gerektiğine gelince arkadaşlar 1793 üzerinde altın onsta kalındıkça yukarıda 1843 hedef noktası beklenebilir. 1793 bir nevi de stop bölgesi olarak ons altında düşünülebilir. Önemli bir seviye olarak gözükmekte. 1793 günlük takiplerde takipte kalın arkadaşlar. 1793 altına inmedikçe hedef 1843-48 aralığında bulunan direnç bölgesi olarak altın onsta göze çarpan önemli bölgeler. Gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerdir? Hemen bunları da bir değerlendirelim. Evet, gram altında da şu an 396'lı seviyelerde geziniyoruz arkadaşlar. Gram altında şuradaki desteği görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada çizmiş olduğum direnç bölgesini yukarı kırdığı zaman yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır. Burası da şu an itibariyle 407 civarından geçmekte. Yani 408 üzerindeki hareketlerde gram altında yukarıda bu sefer 416 seviyesini ana hedef haline getirir. Nasıl okumak gerektiğine geldiğimiz zaman da arkadaşlar gram altında hemen önemli bizler için destek bölgemizi belirleyelim. Bunlar önemli çünkü. İlk önemli destek bölgemiz arkadaşlar 395 destek bölgesi bu hafta. Ve onun altında gene önemli bir destek noktamız 391 seviyesi. Bu 395 altında bir günlük kapanış gelmediği müddetçe gram altında 403, 408 ve ana hedef bölgesi olan 416 bölgesi beklenebilir arkadaşlar. Gram altın 395 altında günlük kapanış yapmadığı müddetçe ana hedefi 416 olarak gözükmekte. Gram altında hangi seviye kırılırsa panik yapmalıyım derseniz, gram altında 391 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer panik yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü 391 altında bir boşluk var ve gram altını 371 seviyesine kadar geri çekebilir. Sizler ilk etapta 395-391 aralığını kendinize destek olarak düşünün arkadaşlar. 391 altında da bir günlük kapanış görmediğimiz müddetçe gram altında ana hedef 416 seviyesi olarak gözükmekte. Yön metallerde hala da alt seviyelerdeki destekler kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam edecek şeklinde gözükmekte. Ekonomilerin biliyorsunuz sınırsız bastığı paralar da yarın öbür gün enflasyonist baskı olarak kendini göstermeye başlayacaktır. Özellikle yaz sezonu dediğimiz cicim ayları geçtikten sonra Eylül-Ekim aylarında bu enflasyonist baskıyı iyice üzerimizde hissedeceğiz ve bu enflasyonist baskıyla birlikte
altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlanabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. O yüzden destek bölgelerine dikkat edin. Destek bölgelerinin aşağıya kırılması satış yönlü değerlendirilebilir. Fakat destek bölgelerin yukarısında kalındıkça da ana hedef bölgeleri mümkün olduğu kadar beklenmeli diye düşünmekteyim, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Şimdilik altın ve gümüş tarafında söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar kanalıma beğeni atmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.